Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkanların en lezzetli oyun kanalına Oyunlu Marmurlara hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay, yepyeni bir tam çözüm serisiyle beraberiz. Ondan önce tatildeyiz, oteldeyim, odadayım. Yanında da laptop var. Çok da fazla oyun yüklü değil laptopa. Ne yapayım, ne oynayayım dedim. Boş geçmeyelim tatilde ve Shovel Knight oynamaya karar verdim. Yüklüydü zaten. İlk çıktığı zaman oynamıştım ve çok hoşuma gitmişti oyun. Uzun zamanında tekrar oynamayı istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Start game diyorum, lafı fazla uzatmayacağım. Zaten oynanış esnasında bol bol konuşuruz, anlatırız oyunu. Tıpkı eski oyunlardaki gibi böyle bir save oluşturma ekranı var. Şöyle ismini girdiğin, ne yazalım? XXX. Aynı yani NES oyunlarındaki karakter yaratma demeyeyim de profil yaratma ekranı neredeyse aynısı. Müzikler zaten 8 bit. Mükemmel. Hani her şeyle mükemmel bir oyun. Buradan 1'den 9'a kadar rakam var. Hangi profilde oynayacağınızı seçiyorsunuz. Farklı kişilerin de aynı anda oynamasını kolaylaştıran bir sistem. Confirm diyorum. Hiç lafı fazla uzatmıyorum. Yes diyorum ve başlıyorum. Karakterimiz Shovel Knight. Yani Türkçe ismiyle Crack Şövalyesi. Efsane bir maceradan bahsediyor. Maceracılardan bahsediyor. Grafikler falan gördüğünüz gibi ya, mükemmel yani. Nostalji'nin dibi yani. Karakterimiz soldaki Shovel Knight, sağdaki Shield Knight. Aynı zamanda bizim Manito'muz oluyor. Fakat daha sonra işler yolunda gitmiyor. Tower of Fate ve onun büyücüsü Enchantress miydi? O tarz bir isim vardı. Esir alınıyor Shield Knight. Ve biz de yıkılıyoruz, mahvoluruz vesaire ve karakterimiz işi gücü bırakıyor, şövalyeliği kendi gündelik yaşantıya veriyor. Bırakıyor bu işleri falan. Ondan sonracığıma bunlarda görmüş olduğunuz bizim oyun boyunca karşılaşacağımız bosslar. Hepsi Enchantress'in himayesindeki diğer knightlar, diğer şövalyeler. Hepsi birer bölümün bossu aynı zamanda arkadaşlar bunların. Fakat artık yeni bir macerada başlıyor. Amacımız Manito'muzu, Shield Knight'ı kurtarmak. Bu uzun ve zevkli maceranın sonucunda. Ve oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Tuşları istediğim gibi optimize ettim. İşte sağ, sol, yukarı, aşağı vesaire. Space zıplama yaptım. D ile saldırıyı yaptım. S de tabi şu anda yok ama renklerimizi seçtiğimiz, büyülerimizi seçtiğimiz ekran. Arkadaşlar gördüğünüz gibi grafikler, müzikler tamamen bir NES oyunu gibi. Şöyle bir şey, saçma bir şekilde NES oyunu olmaya çalışmıyor. Cidden bunu, yani NES oyunu olmayı başarmış ya. Hani yıl 2015 ve bunu başarmış yani. Şöyle D tuşuyla saldırıyoruz. Bu en basit saldırı yöntemi. Bir de şöyle bir şey var, bunu boss savaşlarında bolca kullanacağız. Bir saniye. Zıplayıp üstten şöyle. Bu cidden çok hayat kurtaracak bir saldırı yöntemi. Bolca kullanacağız. Şöyle bunları da tek tek. Bu arada diyelim ki sağa gittiniz, sola tekrar geri döndüğünüzde aynı yaratıklar tekrar yerinde duruyor. Daha fazla da bir gereği yok. Artık fazla şey vermemeye başlıyor, mücevher düşürmemeye başlıyor. Daha çok ne diyorsun, şu relikleri kullanacağımız mavi enerjiden bırakmaya başlıyorlar. Bunlar da zaten en azından şu anda kullanamıyoruz. Zamanla açmamız gerekiyor bu yetenekleri tek tek. Devam edelim. Oyunu ikinci oynayışım olduğu için daha böyle bir gizli yerleri falan az çok biliyorum. Yenilerini de bulmaya çalışacağım ilk oynayışımda bulamadığım yerlere. Zevkli bir seri olacak umarım. Duvarlardaki piksellere falan özellikle dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Genellikle gizli yerler çünkü duvarların yıkılması vesilesiyle çıkıyor ortaya. Burada da şöyle bir şey var. Zıplıyoruz. O dediğim saldırı yöntemiyle zıplayıp diğer tarafa geçiyoruz. Bunu da bolca kullanacağız oyun boyunca. Şu da oyundaki checkpointlerimiz. Öldüğümüz zaman buradan devam edeceğiz. Bu neymiş lan, bu kadar hani dakikada bir checkpoint mu, daha oyun yeni başladı demeyin. Cidden oyunun ilerleyen kısmında o kadar zorlaşıyorken kafayı yememek işten değil. Şöyle şurayı yıkıyorum.
Şu altımızdaki dikenler hiç affetmiyor. Direkt dokunduğumuz an ölüyoruz. Hani ay canım azaldı falan olmuyor. Direkt pat diye ölüyorsun yani. Bu da işte boss demeyeyim de ilk böyle bossumsu. Attığı baloncuklar canımızı götürüyor. Baloncuklardan zıplayıp üstüne düşüp ağzına zıplıyoruz arkadaşlar. Bu boss'un geçirme yöntemi tamamen bu. Gayet basit, hemen geçtik. En sağ tarafta karşımıza çıkacak olan boss'un canı. Life yazan yer bizim canımız. 30 kullanacağımız zeliklerin sınırı. Gold da 860. Bu gold'larla upgrade'lerimizi yapacağız. Bu düşmana şu yerdeki şeyleri atabiliyoruz, fırlatabiliyoruz. Aynı zamanda dağıtabiliyoruz. Oyunun seslerini biraz kıstım. Bunun sebebi çok cıngıllı müzikler, kötü değil. Hareketli müzikler, eski tarz müzikler ve konuştuğum zaman diyaloğum kaybolmasın diye biraz kıstım. Ama cidden enfes müzikler, oyunun soundtrack albümünü falan bir yerden bir şekilde edinirseniz dinlemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bakın mesela pikselde ufak bir değişiklik var. Bu tarz yerlere oyun boyunca dikkat edin. Sandık falan, bir sürü altın falan toplarsınız böyle yerlerden. Az önceki şu jöleye benzer yırtıklar da küçük müçük gibi gözüküyor ama bayağı can götürüyor. Şöyle şurayı indirelim. Aman. Şöyle. Şimdi mesela bakın, Nomad'e gideceğimiz yol sağ tarafta fakat şurada gördüğünüz gibi bakın hemen gizli bir yol açıldı. Şunu aldık. Bunları aldık. Şu nota arkadaşlar, oyun boyunca gizli yerlerde bulabiliyorsunuz bunu. Oyunda bir köy var. Bu köy arasında uğruyorsunuz. Bu köyde bir müzisyen var. Bu bulduğumuz notaları yani şarkıları müzisyene tanesi 500'den satıyoruz. İyi de para geliyor oradan. Aynı zamanda bulduğunuz müzikleri çaldırabiliyorsunuz müzisyene. Şunu bir daha indireyim. Devam edelim. Önce şu duvardakini açayım. Sonra bunları tek tek şey yapayım. Mesela bakın şu yeşil şeyden zıplayıp şu üsttekini alacağım. Aksi takdirde alma gibi bir şansım yok. Nasıl yapalım onu? Şöyle. Gördüğünüz gibi. Böyle bir iki altın deyip es geçmeyin. Çok fazla upgrade var oyunda. Çok fazla alınacak şey var. Bunların için hepsinin içinde para lazım. Mesela bakın şurada açılacak gizli bir yer var en üstte. Şunu kırdığınız takdirde mesela şu bitti. Yani onu alma şansınız yok. Kıracağınız yerler de çok önemli. Mesela önce açıyorum bunu. Mis gibi alıyorum altını. Ondan sonra istediğiniz kadar kırarsınız. Güzel. 2000'e yakın ilk bölümden gayet iyi bir altın rakamı. Bir checkpoint daha. Çok güzel. Şimdi şurada bir gidecek yer yoktu. Önce asıl gideceğimiz yol şu sol taraftaki merdivenler. Fakat şurada bir gizli yer var. Burada biraz dikkatli olmakta fayda var. Bakın hemen bir müzik notası daha bulduk. Yine aynı şekilde zıplayarak. Oh. İyi oldu. Şimdi bunun mantığını anlatayım. Bir önceki checkpoint'ten başlıyoruz. Toplam 178 altından 3 altın kesesi kaybettik. Şimdi eğer oraya kadar ölürsem, onları almadan ölürsem o altınlar gidiyor arkadaşlar. Fakat ölmeden onları almayı başarabilirsek hiçbir kaybımız olmuyor. Hemen göstereyim. Allah'tan çok da uzaklaşmadım. Bakın hemen hepsi burada.
Bunları aldığınız takdirde... Tamam. Şimdi diğerini de alayım. Tamam. Şu anda hiçbir kaybımız yok. Öldüğümüz zaman tekrar o 3 tane kese çıkacak. Onları tekrar almaya çalışacağız. Önemli olan o keseleri ölmeden almak. Ölürsek o keseler gidiyor. Hemen şöyle şöyle yapıp geçiyorum. Şöyle zıplayıp oradan da buraya. Evet. Şimdi önce şuradan bir devam edelim. Oyunda bu gizli yerlerden cidden çok var arkadaşlar. Hepsini değerlendirmek lazım. Bakın. Mesela. Şu tarz havuçtur, elmadır, tavuktur falan çıkıyor. Bunlar canlarınızı tazelemek için veriliyor oyunda. Bakın mesela. Bayağı iyi. Şimdi devam ediyoruz buradan. Son checkpointimize de geldik. Son muydu? Tam hatırlamıyorum. Son olmayabilir. Zıplayaraktan bunları topluyoruz. Bu tarz hareketli platformlardan atlarken ve uçan, hareket halindeki bir düşman geliyorsa onun geçip gitmesine dikkat edin. Aa ne olacak canım dersin, ondan sonra bir çarpar bir ölürsünüz, onu uğraş dur en baştan. Şu az önceki boss'un aynısından bir tane daha var fakat bunun altında bu sefer boşluk var. Önemli olan o boşluğa düşmeden öldürmeye çalışmak. Son düşeceğin ana bak işte. Hiç iyi olmadı. Bir iki tane pırlantayı aşağıya düşürdük. Olsun. 3000 oldu neredeyse gold'umuz. İlk bölüm için hiç fena bir rakam değil. Şuradan şöyle. Şurada gizli bir yer var mıydı? Yoktu. Yeteri kadar kırıp şunu alıp bakın çığlığın arasına gizlenmişler. Bir tanesi şurada. Çok güzel. Şurada gizli bir yer var. Mesela ben ilk oynayışımda bu kadar gold açamamıştım. Hani 2500-3000 arası gibi bir şey toplamışım dedi büyük ihtimalle. Bu sefer bayağı topladım. Bakın mesela bir gizli yer daha. Normalde gitmemiz gereken yer sağ taraf. Zaten anlıyorsunuz aşağı yukarı tip, yani platformun tipinden ana yolun neresi olduğunu anlıyorsunuz. Fakat bu tarz gizli yerleri de kaçırmamak gerekiyor. Şöyle. Bakın hemen. Gayet iyi. Şunları da hemen indirelim. Bakın mesela platformun tipinden belli orada bir olay var. Canımız full ama yenilemekte fayda var. Genelde canımızı ve ne derler şu büyü gücünü dolduracak şeyler boss'tan hemen önce veriliyor bize. Canımızı tazelememiz sağlanıyor yani. Ve oyunumuzun ilk boss'u arkadaşlar. Black Knight. Bu Black Knight'ın oyunda... senaryoda çok farklı bir yeri var. Diğer Knight'lardan biraz daha farklı bu. İlerleyen zamanlarda anlayacağız. Şimdi hiç spoiler vermeye niyetim yok. Ama çok özel bir karakter. Yani baştan söyleyeyim. İlk boss olduğu için yani dandilikten deyip geçmemekte fayda var. Bizim güçlerimizin aynısına sahip. Saldırılarımızın aynısına sahip. Tamamen bizim hani siyah halimiz gibi bir şey. Bu da aynı zamanda Shield Knight'a yanık bir karakter. Fakat buna rağmen Enchantress mi, Enchantress mi, her ne haltsa onun himayesi altına girip onun adına çalışan bir şövalye. Bizim 6 canımız var. Onun 3, 6. Bizim 4, onun 6. Bakın, şöyle büyü atıyor. Yapamadım.
Onu tekrar kürekle vurup ona geri yollayabiliyorsunuz. Bakın. Şöyle. Bakın aynı. Bizim hareketimizin aynısını o da yapabiliyor. Of. Çok basit bir boss. İlk boss. Şöyle hemen temizleyeceğim onu. Gel. Sen kaşındın ama. Evet. İlk boss'umuzu mağlup ettik arkadaşlar. Oh. İyi, çok iyi ya. 5000'e yakın gold yaptık ilk bölümden. Gayet iyi. Hemen kaçıyor tabi aradan. Bu ilerleyen zamanlarda karşımıza çıkacak Black Knight. Dediğim gibi yeri farklı biraz karakterin. Çok tatlı ya. Yani gerçekten oyunun anlatım dili falan acayip tatlı. Karakterimiz yorgun. Gecenin bir vakti yatıyor ateşinin başında. Ve şöyle bir olay var. Her boss savaşından sonra rüya mı diyeyim artık, rüyamsı bir şey. Shield Knight gökten düşüyor. Ve biz onu yakalamaya çalışıyoruz. Bak karakterimiz şöyle koşup slow motion'da yakalarsak uyanıyoruz. Tabi ilerleyen zamanda o sekans daha da zor olacak. Düşmanlarla dövüşüp aynı zamanda kızı kurtarmaya çalışacağız yukarıdan düşerken falan. Kendi kamp ateşimizi söndürüyoruz. Bir tane achievement'ımsı bir şey açıyoruz. Ve devam ediyoruz. Arkadaşlar bu oyunumuzun haritası. Aynı harita bir tane klasik Mario'da değil de başka Mario'ya benzeyen bir oyun vardı eski Microgenus'ta. Aynı o tarz bir harita, onları da hatırlıyorum. Tabi bu kadar harita bu kadar değil. Bunun bir iki katı daha genişleyecek harita arkadaşlar. Bayağı geniş bir haritamız var. Bu ilk bölümümüzün olduğu yerde. Bu köy. Buradaki değişik upgrade'ler, diyaloglar, bir sürü olay var. Zaten bunu daha ilerisine geçemiyoruz. İlk başta köye gitmemiz isteniyor. Gidelim. Bir saniye diyor. Silahla giremezsin. Etrafta kılıçla dolaşmayın vesaire vesaire. Ha diyor, elindeki silah değilmiş, kürekmiş. Ondan bir şey olmaz. geç gidiyor. Bu sırada yukarı ok tuşuna basıp insanlarla konuşabiliyoruz. Mesela bakın bu gitarcı mı, sazcı mı arkadaş önemli. Konuşuyoruz. Bu oyunda topladığımız müzik notalarını, şarkılarını bu arkadaşa vereceğiz. Bakın iki tane bulmuşuz. 500'den yes diyorum. Hemen 1000 altın kazandık. Devam ediyorum. Tekrar yanında ok tuşuna basarsam play me a song diyoruz. Bunlar açtığımız şarkılar. Bunlar herhalde benim bir önceki oynanışımdan kalan şarkılar mı? Yok. Bu kadar notu açmadım ben. Her neyse, mantığı göstereyim. Bakın mesela. Oyunun menü müziği. Bu da bir ekrandaki bir müzikti. Bunları böyle dinleyebiliyorsunuz işte arkadaşlar. Her neyse devam edelim. Ne bu ne diyormuş? Bir şey demiyormuş. Bakın burası önemli. Şuradaki Gotition bize bakın yemek fişi satıyor. 1000 altına yemek fişi satıyor. Bunun hemen mantığını söyleyeyim. Bu yemek fişi cidden önemli. 1000 altına bir tane yemek fişi alıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha eşimıntımsı bir şey açtık. Bu yemek fişini şu hemen üst kattaki aşçıya götürüyoruz. Şuradan zıplayıp yine ok tuşuna basıp bu yemek fişini kullanarak bir tane yemek yapmasını istiyoruz. Hemen pişiriyor, hazırlıyor ve yemeği servis ediyor. Bakın arkadaşlar 4 top canımız var. Aç şunu. Ve 5 oluyor. Bir nevi can upgrade gibi bir şey. Yemek yapabilmem için yemek fişine ihtiyacım var diyor. Tekrar Goatish'ına gidiyoruz. Bir tane daha alsak mı? 4500.
Dur şimdi onu bir sonraki bölümde yapalım o zaman. Şu adamdan da bir saniye, evet. Magic, büyü gücümüzün upgrade'ini yapıyoruz buradan da. Ama şu anda hiçbir reliğimiz olmadığı için kullanamıyoruz. Sırası gelince onları satın alacağız. Burada türlü türlü arkadaşlar var. Mesela şu arkadaştan oyunumuzun bir nevi şeyi, ne derler, progresini falan görüyoruz mesela. Bir savaş kazanmışız. Şu ana kadar 18 dakika oynamışız. Vesaire vesaire. Şurada gizli bir yer var. Pek lazım bir şey değil ama sırf göstermek için şey yapayım. 100 altın verip mini bir oyun oynuyorsunuz arkadaşlar. Yukarıdan şişeler düşüyor. Şu platformlara niyeyse yapamıyorum. Allah kahretsin. İsabet ettirmeye çalışıyoruz. Allah Allah. Heh. Yaptım. Biraz geriden yapmak gerekiyor anlaşılan. Anam. Güzel. Şu sürekli parıldayanlar her tarafa yayıyor. Mesela kaç yapmışız? 86. Oh, güzel. 100 verdik, 200 altın aldık. Fena değil. Bu tarz bir mini oyun var. Şu diğer tarafta daha değişik arkadaşlar var. Bunlar önemli. Bakın bu Triple King adındaki birisinden bahsediyor. Biraz goy goycu bir arkadaş fakat dedikleri gerçek. Haritada cidden göstereceğim ilerleyen zamanlarda dediği şeyi. Kimmiş bakalım diye bir soralım. Anlatıyor da anlatıyor. Anlatıyor da bak doğruları söylüyorum diyor. Akıllı ol diyor. Şimdi bunlardan şöyle iki tane şey alabiliyorsunuz. Bunlar neymiş efendim? Öğrenebiliyor muyuz? Yok. Neyse paramız kalırsa alalım bunları. Bunlar canınızı falan artıran küçük küçük şişeler. Sağlık şişeleri. Oyun esnasında. Bakın bu arkadaş önemli ama. Bu arkadaş hem burada hem de oyun bölümün içindeki, hani görev içindeki bazı yerlerden de çıkabiliyor, gizli yerlerden. İşte bu adam bize relik satıyor. Bu adam önemli. Bakın Chaos Sphere var. Bir de şu balık oltası gibi bir şey var. Şu balık oltası yani aktif olarak düşmanlara karşı kullanamıyoruz fakat önemli. Bunu isterseniz alalım. Güzel. Yön tuşu, yukarı ön yön tuşu artı saldırı tuşunu aynı anda basarak bütün deliklerimizi kullanıyoruz. Paramız var, diğerini de alalım. Lan. Yes. Chaos Sphere. Alalım. Güzel, hala daha paramız var. Şimdi S'ye basıp delik çubuğunu açıyoruz. Mesela Chaos Sphere'i seçeyim. Hem yukarı yön tuşu hem de buna bastığımız zaman mesela düşmana zarar veren bir top atıyoruz mesela. Fakat bu biraz dandik bir güç. İlerleyen zamanlarda çok daha kullanışlı güçleri açacağız. Devam ediyoruz. Halkasıyla oynayan küçük bir kızımız var. Bir koyuyoruz gidiyor halkası. Bu da ne diyor mesela? Şova, küreğin ne diyor? Şunu kazabilir misin diyor. Kazıyorsun. Arkadaş seviniyor. Sağ olasın diyor. Şu kürek şövalyesi diyor. Şöyle süt taşıyan bir ablamız var. Bu önemli. Ufak bir secret aynı zamanda. Buradan bir üste zıplayıp bir nota daha satın alabiliyoruz. Güzel. Hatta hemen yeni bölüme başlamadan şu aldığım müzik notasını da hemen okutayım. Bu arada kaç dakika oldu oyunda başlayalı bilmiyorum. Bir bölüm daha oynasak mı onu da bilemedim. 500 altınımız daha oldu. Her bölümde ortalama 2 ya da 3, yer yer 4 müzik notası oluyor gizli yerlerde. Hepsini toplayıp nakite çevirmekte fayda var.
gerçekten önemini anlayacaksınız bu topladığımız altınları, çünkü boş yere toplamıyoruz. Ne diyor mesela şu yaşlı amca? Biz yolumuza devam edelim. Şimdi sevgili arkadaşlar. Triple Pond diyor. Bakın burası kitle. Bu kitle de açmak için şu şövalyeleri, şunu ve şunu yenmemiz gerekiyor. Aksi takdirde ilerleyemiyoruz haritada. Fakat şu var. Bunu açayım. Bu oyun şey, görev değil. Şuradan zıplayayım. Konuşalım. Şu az önce köyde Triple King mi hakkında, onun hakkında konuşan adamı hatırlıyorsunuz. Fakat şu anda çıkmadı. Normalde şu denizin içinden, neyse şimdi anlatmayayım. İlerleyen zamanda tekrar buraya uğrayacağız. Arkadaşlar bu bölümü burada sonlandıralım isterseniz. King Knight. Ney? Kral Şövalye. Kral Şövalye mi? Ne saçma bir. Bununla kapışabiliriz. Ya da bir alt kattaki Spectre Knight'la kapışabiliriz. Yani hepsiyle kavuşmak zorundayız. Fakat sırası tamamen bize bağlı. King Knight'tan başlayalım. Bir sonraki bölüm King Knight'ı yenip şuradaki kilitlerden birini açıp hemen peşinden Spectre Knight'la yenip yolumuzu tamamen açalım arkadaşlar. Bu arada nereden ses geldi hiç anlamadım. Bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Shovel Knight'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.